SFF ve HTML5 olarak yayınlamış olduğumuz projeler her zaman için tarayıcı üzerinde çalışmak zorundadır. Tabii bu durum kullanıcıyı tarayıcıya mahkum bırakmaktadır. Yani kullanıcı isterse bunu masa üstünde de çalıştırmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda da uygulamayı direkt olarak paketleyip yayınlayabiliriz. Bu işlem için medya kısmında yer alan Windows işletim sistemi ve Mac işletim sistemi için uygulama paketlerini seçebiliriz. Şu an Windows üzerinde çalıştığımız için Windows Executable Exe dosyasını seçiyorum. Bu işlemden sonra projeme bir isim veriyorum. Kaydedileceği dizini belirtiyorum. Ve istersem Exe olarak çıkartılacak olan uygulama dosyam için bir ikon belirleyebilirim. Bu ikon dosyasının formatı ICO olmak zorundadır. Paketleme işleminden sonra uygulamamı bir zip halinde paketleyebilirim. Yani bir zip dosyası içerisinde sıkıştırılmış olarak paketlenebilir. Bunu kaldırıyorum. Projemi tam ekranı olarak paketlemek istiyorum ve bunun yanında bir de Otoran dosyası oluşturmak istiyorum. Bu işlemlerden sonra Publish butonuna tıklayarak uygulamamı paketliyorum. Paketleme işlemi tamamlandı. Şimdi dosyamı kontrol ediyorum. Programı aşağıya alıp kaydettiğim yere bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Exe dosyam oluşturuldu ve bir Otoran INF dosyam oluşturuldu. Bu dosya eğer CD'ye kaydedersem bu iki dosyayı direkt olarak projem otomatik olarak başlatılacaktır. Şimdi projemi yönetici olarak başlatıyorum ve ne olduğuna bakıyorum. Gördüğünüz gibi tam ekran açıldığı için orta kısımda kalıyor ama uygulamam tam ekran olarak paketlenmiş durumda. Uygulamadan tekrar çıkabilmek için ise Player'in alt kısmında yer alan Exit butonuna veya klavyeden kısa yol tuşu olarak Alt F4 tuşuna basıyorum.